Herkese yeniden merhabalar, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birkaç yazın uyguladığım stil, saç stil ipucunu paylaşacağım. Hani flare videosunda falan da bahsetmiştim. Ben saçıma kolyeler de takıyorum. Ben saçıma kolyeler de takıyorum yazın falan diye. Böyle birkaç küçük uyguladığım şeyi bugün sizlerle videoya kaydedip paylaşmak istedim. Birkaç tane de yazın yaptığım saç modeli paylaşacağım. Önce birazcık saçlarımdan bahsedeyim. Benim çok fazla saçım var. Yani gerçekten bir insanın sahip olması gerekenin iki katı kadar falan saçım var. Çok kalın telli bir saçım var ve çok zor bir saçım var. Ama işte kemoterapi görmüş, saçları dökülmüş, yeniden gelmiş bir insan olarak nankörlük etmeyip kendilerine sahip çıkmaya çalışıyorum. Ama bazen gerçekten çok can sıkıcı olabiliyor. Şöyle ki benim saçım çok inatçı bir saç. Kolay kolay şekil almaz. Bir şekil aldıysa onu dinlemeniz lazım. Yani onun bir karakteri var. O gün o canı nasıl istiyorsa öyle. Mesela bugün çok güzel olmak istemiş. Bugün böyle mesela. Yani şu dalgası falanı filanı kendi kafasına göre onun. Benim isteğimle uzaktan yakından ilgilendiği yok kendisinin. O bir karakter. Yani ben ona öyle yaklaşıyorum. Ben bunu kabul ettiğim günden beridir iyi anlaşıyoruz. Ben de onunla inatlaşmaya başlarsam o zaman çok can sıkıcı olabiliyor. Ama bunun dışında da gerçekten örgüyü güzel kaldıran, iyi dalgaları olan bir saçım var. Aslı aslında. Hani bu şehir efsanesi gibi duyuluyor ama gerçekten öyle şey derler, hani saç dökülüp yeniden geldiği zaman bu tedavilerden sonra filan cinsi değişir. Hakikaten öyle oldu. Yani benim saçlarım kıvırcık geri geldi. Ben çocukluğumdan beridir kıvırcık saçlı olmayı çok isterdim zaten. O yüzden bayağı hani o benim için bir avantaja dönüşmüş oldu. Kıvırcık ama saçım çok kalın telli olduğu ve çok olduğu için kendi ağırlığından bukleler açılıyor. Dolayısıyla diplere doğru böyle daha sanki dalgalıymış ya da düzmüş gibi hissedilen ama uçlarda bukle bukle, o buklelerin ağırlığıyla yukarıya çıkan böyle bir saç oluyor. Sanki her gün ben oturuyorum da saçımı maşayla su dalgası yapıyormuşum edası yaratıyor. Tabi bu da şık görünüyor açıkçası. Bunu da kullanıyorum. Neyse çok konuştum. Hemen başlayayım. Öncelikle saçımı böyle açık bırakacakken kolyelerimi nasıl saçıma adapte ediyorum, ondan biraz bahsedeyim. Ben çok saç aksesuarı kullanıyorum. Çok seviyorum. Aksesuar kullanmayı çok sevdiğim için birazcık da bu böyle ama saç aksesuarlarına özellikle çok bağlıyım. Yani çok tuhaf kaçacağını bilmesem Osmanlı cariyeleri gibi sokakta gezebilirim ya, yani gerçekten. Var yani, o potansiyelim var. Normalde bu böyle bir doğal taşlı bir kolye. Ama ben mesela bunu kullanacağım zaman şöyle saçıma oturtup iki ucundan tel tokayla tutturup şöyle kocaman saçımın içine saklamak suretiyle, evet kocaman saçımın içine saklamak suretiyle, hani şunu isterseniz şöyle de alabilirsiniz. Bu takdirde hem yüzünüzün bir kısmı açılmış olur hem de buradaki zinciri saklamak isterseniz, ki benim canım sıkmıyor o zincirler. Arkadan görünüşü de şu şekilde oluyor kendisinin. Evet, yani saçımı açık bırakacaksam bu arada böyle kolyeler kullanacaksanız gerçekten sağlam ve sıkı tel tokalar kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ben bu konuda biraz şanslıyım. Şöyle ki şanslıyım. Benim saçlarım çok siyah olduğu için benim saçımın içinde tel toka hiç fark edilmiyor. Şu tarz tokalar da hiç fark edilmeden kullanabiliyorum ben. Dolayısıyla bu konuda biraz şanslıyım. Ama daha işte karamel tonlar varsa saçınızın içerisinde, saçınızı boyatıyorsunuz, röfle falan yaptırıyorsanız o zaman tel toka seçimi önemli oluyor eğer saklamak istiyorsanız. Şimdi öncelikle hangisini yapayım? Öncelikle ben burgu bir sepet yapıyorum kafama. Saçım hazır bu kadar kabarırken daha başka bir şey yapmadan yapayım. Bu arada saçıma hiçbir ürün sürmeden bu hale geliyor. Dediğim gibi yani kendi karakteri var. Bir gün dümdüz de uyanabiliyorum tabii. Ya çok dümdüz olduğu söylenemez ama. Tabii sıcak olduğu için şimdi aşırı da kabarıyor. Yani şimdi şöyle saçımın, yani kulağımın tam arkasından şuradan şöyle bir tutam alarak. Bunu saçınızı tarayarak yapabilirsiniz ama ben şu andaki dalgalarının çok açılmasını istemiyorum. Bunlar da benim işime yarayacaklar şimdi. O yüzden de şöyle bir tutam alıyorum.
ve öne doğru kendi boyutunda tutamlar ala ala birbirinin üzerine doluyor. Kadrajda mıyım diye kontrol. Her defasında şurada sol elimde kalana saç ekleyerek devam ediyorum. Tutamlarımı da yüzümün önüne düşen parçalardan almaya özen gösteriyorum. Ve şurayı çok sıkıştırmamaya çalışıyorum. Arada hatta kontrollerimi yapayım. Aradan bir iki tane şöyle çıkmasının çok bir şeyi yok. Onu bitirdiğimiz zaman zaten içine sokuyor olacağız. Aslında saç örmek kadar basit bir işlem. Döndürdükten sonra artık burgumu döndürdüm, tepedekini. Artık altta kalanı eklemeye başlayacağım. Ki oradaki dönüşü ters olmasın. Benim elim çok alışık olduğu için bunu yapmaya şu anda ben rahat rahat döndüre döndüre yapıyorum. Sizin de ama bir iki denemeden sonra eliniz çok alışacaktır. Ona emin olabilirsiniz. Son tutamı da aldım. Elimde kalanı vurmaya devam ediyorum. Saçınız çok uzunsa, belinizdeyse o zaman iki tur döndürebilirsiniz bu şekilde. O zaman bence çok daha şık duruyor. Aklınız olsun. Bir örgü tokası aldım. Örgü lastiği daha doğrusu. Ucunu hemen topladım. Şöyle yerleştirip şuradan bel takayla oturttum. Şimdi genel olarak bir bakıyorum. Neremde nesi bozuk diye. Şu bir kere bozuk. Şu gözüme çarptı. Bunu direkt gizledim. Şu tutamımı dışarıda unutmuşum. Bir yere sokmak istemedim onu. Orada kalabilir bence. Şimdi burayı daha gevşeterek iki tarafı da eşit hale getirebiliriz. Şöyle yaparak şöyle daha dengeli bir görüntü elde edebiliriz. Ama tek tarafa eğer böyle yüzünüzün bir tarafını daha yapmak isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Bu uçuş uçuş şifon elbiselerle ya da benim şu an giymiş olduğum gibi böyle şifon bluzlarla falan inanılmaz elegan görünen bir model. Ve bence çok da zor değil yapması. Henüz birkaç tur alıştıktan sonra şu kıvırcığımı görebiliyor musunuz şurada? Çok çok komikken bence. Hemen arkasını da gösteriyorum sizinle. Şöyle bir saç olmuş oldu. Ben dediğim gibi bu modeli kullanmayı çok seviyorum. Yaz düğünlerinde hayat kurtarıyor. Gerçekten kuaföre hiçbir şekilde gitmeden, böyle çok smoky falan bir makyaj yapmadan da inanılmaz güzel görünebildiğiniz bir makyaj oluyor. Bir tane kırmızı ruj, bol maskara, göz kapağınızı boyamasanız bile olur. Öyle romantik bir makyaja, romantik de bir saç zaten. Çok şık oluyor. Yani bence gelin saçı olarak bile kullanılabilecek kadar
bohem de bir saç bir yandan. Hani bohem geleneklerden falan hoşlanıyorsanız. Bu yazda böyle evlenmek gibi bir planınız varsa, kuaförleri de gitmek istemiyorsanız bence akılda olunabilecek bir model. Ben hemen bozup geliyorum. Evet, saçlarımı bozdum ve geri geldim. Daha da kabardılar. Burguda yaptığım için kıvırcıklarım uçlarda daha da belirginleşti. Şimdi hemen bir sonraki saç modelime geçeceğim. Bunun için sizi birazcık uzağa alacağım. Çünkü saçımı tersten aşağıya öreceğim. Altını üstünü topuz yapacağım. Hadi hemen başlayalım. Sizi uzağa aldım. Hemen kafamı öne eğerek. Aslında hiç zor bir şey yok. Şöyle iki dakika tutayım saçımı. Hiç zor bir şey yok bu saçın. Eğer balık sırtı saçınızı rahat örebiliyorsanız, ki bence buradan örmekten daha kolay, kafayı aşağı eğip tersten örmek, tam bir balık sırtı örgü yapacağız. Şimdi ben zaten buraları çok hızlandırmadan sakin sakin olabildiğince göstermeye çalışacağım. Bunun için saçımın tersini şöyle bir taramam lazım ama. Çünkü örgüde burgu gibi değil, ne olursa olsun bir tür açmak gerekiyor saçı. Şimdi bütün saçımı taramama sebebimi de hemen söyleyeyim. Saçımın sadece şu kulak alt kısmı arkasını öreceğim. Şu ön tarafını olduğu gibi bırakacağım. O yüzden sadece tersten ve bir kısmını taradım. Evet, bu kadar yeterli şu anda. Şimdi bunu hemen lastikle kalan bütün saçımı şöyle topuz yapıyorum. Yüzümün teri için çok özür dilerim. Şimdi hemen halledeceğim onu da. Evet, şimdi size son görüntüyü hemen gösteriyorum. Arkadan böyle bir görüntü oluşuyor. Ve önden de bu şekilde görünüyor. Bence bu da çok tatlı bir görüntü oluyor. Özellikle yaz akşamlarında ya da sahilde, deniz kenarında inanılmaz kullanışlı oluyor. Dediğim gibi bu modelleri çok kullanıyorum ve çok seviyorum. Bu da böyle bir modeldi. Hemen 3. modelimle saçımı bozduk daha sonra. Evet, saçımı tamamen açtım ve geri geldim. Şimdi son modelimde de şöyle bir şey yapacağım. İsterseniz şu an benim yaptığım gibi böyle yandan ayırabilirsiniz. Bugün benim saçım böyle düşmek istiyor. Bu yüzden ortadan ayırmadım. Böyle kalmasına bence bir sakınca yok. Sadece şurayı bir düzelteyim. Onunla çok inatlaşmadan yönünü değiştirdim. Şimdi saçımı üstün körü ortadan ikiye bir ayırdım. Arkada hiç saç bırakmayacak şekilde şu iki parça haline getirdim. Şimdi bunları dümdüz hiçbir şey yapmadan aşağıdan olacak şekilde dünyanın şöyle göstereyim. En basit örgüsüyle örüyorum. Baştan arkada başladım ki arkaya saçımı aldığımda önden şey olmasın. Bağladım. Yani şunu, çünkü biraz sonra şöyle şuraya tutturacağız. O yüzden de arkadan başlamamın sebebi oydu. Hemen ben bunu da öreyim. Bu yazın siz de benim gibi eğer büyük hasır şapkalar kullanıyorsanız saçınızı rahat ettirir yani.
yazmaya başlıyorum. Şu anda şu ucunu hiç önemsemeyeceğim. Biraz sonra saklayacağım çünkü onu. Önceliğimi saçı oraya sabitlemeye verdim. Sabitledikten sonra şu şekilde gizledim. Aynı şeyi bu tarafa da yapıyorum. Son kontrollerimi de yaptıktan hemen sonra arkasını size gösteriyorum. Bu şekilde bir saç elde etmiş oldum. Bu da gene düğünlerde de çok kolay kullanabilirsiniz. Dediğim gibi şapkalarla çok rahat kullanabilirsiniz. Üzerine bunu şapka oturtmak çok kolay çünkü. Bu arada perukların içine de genellikle saç gizlenmek istendiği zaman genellikle bu yöntemlerle saklanıyor. Bu kadar tabii kabarık olmuyor. Onda çok daha sıkı, çok daha dar örülüyor saklanabilmesi için. Ama yani 3 aşağı 5 yukarı aynı mantıkla örülen, yapılan saçlar. Şimdi ben bunun üzerinde size saç aksesuarlarımı kullanımımı da göstereceğim. Dediğim gibi ben saçıma çok fazla, önce bir tane kolyeyle başlayayım. Şöyle bir kolyem var benim. Yani şöyle duran bir kolye bu. Bunu şöyle oturtarak mesela çok güzel kullanıyorum ben. Bu size çok fazla gelebilir. Bana hiç gelmiyor. Dediğim gibi yani ben Osmanlı cariyesi olarak gezebilirim. Yani o kadar çok saçıma takayım, boynuma takayım, elime koluma takayım, kulağıma takayım, ayak bileklerime takayım. Çok seviyorum. Allah'tan da boyun posum var, kaldırıyor. Şöyle de kullanabilirsiniz. Şöyle. Ben örgülerimin altına aldım arkasını ki arkadaki saç modelini kapatmasın diye. Bu da gerçekten hem rocker bir hava veriyor hem de bence güzel kullanılması bir saç oluyor. Ama Melis'cim ben bunu zaten uçuş uçuş satan elbiselerle kullanacağım. Yani pardon, şifon elbiselerle kullanacağım. Ben daha romantik tarzı olan bir insanım diyen hanımlar için, sizin için bir modelim olmadığını zannettiyseniz çok yanıldınız. İncili versiyonum var. Şöyle de kullanabilirsiniz. Şöyle de alnınıza da getirebilirsiniz. Benim çok dar bir alnım olduğu için ben alnımda bunları kullanamıyorum. Eğer sizin normal boyutlarda bir alnınız varsa ya da alnınız geniş de olabilir. Alnınız genişse bunlar muhteşem durur bu arada. Alında kullanmak bu tarz aksesuarları bence çok daha şık, çok daha elegan görünüyor. Ama dediğim gibi ben yaptığım zaman tek kaşıma dayandığı için arada mesafe kalmıyor. Çok hoş görünmüyor. O yüzden ben ya saçımın üzerine alıyorum bunları. Şöyle açarak da kullanılabilir mesela bu. Ama saçı biraz bastırıyor böyle kullandığınız zaman. Böyle bir görüntü ama şu an ben sadeleştirmeye karar verdim. Hayret ama evet, sadeleştirmeye karar verdim. Evet, ben yaz aylarında kullanmayı çok sevdiğim 3 tane saç modelini ve saç aksesuarlarımı nasıl kullandığımı bugün sizlerle paylaştım. Umarım faydalı ve verimli bulmuşsunuzdur. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir videoyla burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle beraber olursanız ben amacıma ulaşmış, sizlere ulaşmış olurum. Çok mutlu oluyorum ben bu videoları ve bu içerikleri hazırlamaktan. Sizler de izlerseniz ekstra mutlu olmuş olurum. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretini açarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Sanat, stil, makyaj içerikleri paylaşıyorum. Beni ilk defa görenler için hatırlatmış olayım. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.